2022 Yeşil Bursa Rallisi'nden herkese merhaba. Fiesta Rally Cup'ın ikinci ayağı olan Yeşil Bursa Rallisi'nde rekabet yine doruktaydı. Bu yıl Fiesta Rally 3'lerin de dahil olmasıyla bir hayli kızışan mücadelede 16 Fiesta start aldı ve tümü finişe ulaştı. Gelin Bursa'nın aksiyonlu etaplarındaki bu mücadeleyi birlikte izleyelim. 2022 Shell Helix Türkiye Rally Şampiyonası'nın ikinci ayağı Yeşil Bursa Rallisi'ydi. Bursa Otomobil Sporları Kulübü BOSSEK tarafından başarılı bir organizasyonla gerçekleştirilen rallide ekipler 10 özel etap ve 115.7 özel etap kilometresi geçerek en üst sırada finişe ulaşmak için mücadele ettiler. 27 Mayıs Cuma akşamı yoğun bir seyirci katılımıyla birlikte Bursa Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda verilen startla başlayan heyecan, Cumartesi günü geçilen 6 özel etapla devam etti. Sezonun ilk asfalt rallisinde yeni 4 çeker Fiesta Rally 3'üne artık daha da alıştığı gözlenen Serhan Türkkan-Koray Akgün ikilisi ilk gün geçilen 6 etapın 4'ünde en iyi zamanı yaparak liderliğe erkenden yerleşti. 2 çeker Fiesta Rally 4'ü ile zirveyi yakından takip etmek için üstün bir performans gösteren Burak Başlık-Bahadır Özcan ekibi günü 2. sırada tamamladı. Bu sezonda performansını oldukça arttıran Erol Akbaş da Egemen Dural'la katıldığı rallide ilk günü 3. sırada tamamladı. Kaan Karamanoğlu, Oytun Albayrak ikilisi ilk gün sonunda 4. sırada yer alırken 4 çeker Fiesta Rally 3'leri ile Ansunman, Mehmet Akif Yalçın ve Efe Ünver, Bahadır Gücenmez ikilileri 5.lik için kıyasıya bir mücadeleye giriştiler. Oğuz Gürsel Rally Kupası'nın favori isimlerinden olan Hakan Gürel, Çağatay Kolaylı ikilisi günü 7. sırada tamamlarken Efe Albağlar, Ersin Ören 8. Erdem İlbaylı, Soner Çevik 9. ve Cem Yudulmaz, Ali Emre Yılmaz ikilileri 10. sırada yer alarak ilk günü tamamladılar. Bu yarış Fiesta R1'den Fiesta Rally 3'e geçen ve ilk 4 çeker deneyimini yaşayan Levent Şapçılar Deniz Gümüş ekibi günü 11. sırada tamamlarken kupaya bu yarış itibariyle dahil olan Taner Oruç, Yusuf Şelik ikilisi de 12. sıranın sahibi oldu. R1 klasmanının istikrarlı ismi Cevdet Yıldırım ve Mert Kaya 13. sırada ilk günü tamamladılar. Bu yarış Fiesta Rally Cup'ın tek yabancı ekibi olan İranlı Saber Hosravi ve Ahmet Menç de kupaya renk katan isimlerden oldu. Fiesta R1 T'lerine alışmaya çalışan ikili günü 14. sırada tamamladı. Yaşadıkları şanssızlıklar nedeniyle zaman kaybeden Kemal Çetinkaya Tolga Tezek'in ikilisi 15. ve Kemal Gamgam Orkun Demir ekibi de 16. sırada günü tamamlayan son Fiestalar oldular. Havanın ve mücadelenin son derece sıcak olduğu ilk günün sonuna gelindiğinde pilot ve kopilotlar için istirahat vakti başlarken Castrol Ford Team Türkiye'ye yıllar boyunca onlarca şampiyonluk yaşatmış tecrübeli teknik ekip Fiestaların ikinci günde de sorunsuz bir şekilde mücadeleye devam etmesi için görevi devralmıştı. İkinci gün daha kısa olmasına rağmen beklenen yağmur ihtimali ve bunaltıcı derecedeki sıcak hava ekipleri zorluyordu. Ancak Serhan Türkkan birinciliği kafasına koymuş ve emin adımlarla zirveye giden yolda ilerliyordu. İkinci gün geçilen 4 etapın 3'ünde de en iyi zamanları yapan Serhan Koray ikilisi Fiesta Rally Cup'ın ikinci ayağında ilk sırada finiş gördü. Ekip rallinin sınıf 3 klasmanını da zirvede tamamlarken yarış boyunca R5 ile yarışan ekipleri sadece saniye farklarla takip etmesi ve yarışı da genel klasman 7.si olarak tamamlaması tüm izleyenlerden tam not aldı. Ekip aynı zamanda Power Stage etabını 2. sırada tamamlayarak 2 ekstra puanı hanesine yazdırmış oldu. İle sol 4 sağ 4. Hemen sol 4.5. 20 sağ 5 kısa. Hemen tabelada sol 4.5 kısa. Bizim için çok güzel bir yarıştı. Yeni arabamıza alışmaya çalışıyoruz. Güzel bir test oldu aynı zamanda bizim için. Asfalttaki ilk yarışımızdı bu bizim. Tabii ilk sıralarda finişe gelmek hakikaten çok mutlu edici bir durum bizim için ama etaplarda gerçekten çok daha fazla keyif aldık. Çok deneyimli ve istikrarlı rakiplerimiz vardı hakikaten. Kendilerini de çok tebrik ediyorum. Çok keyifli bir yarıştı bizim için. Ve bizi destekleyen sponsorumuz AGT'ye de güzel bir hediye vermiş olduk. Çok mutluyuz o açıdan. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sınıf 3'te bir ikinci sahibi oldular. Ford Fiesta Rally otomobilleriyle.
Ev sahibi pilotlardan Burak Başlık da bu yarış iyi bir tempo ortaya koyan pilotlardandı. İki gün boyunca Serhan Türkkan'ın 4 çeker Fiesta Rally 3'üne kafa tutmaya çalışan Bursalı pilot, 6. etapta patlattığı lastik nedeniyle yaklaşık 1 dakika zaman kaybetti ve zirveden uzaklaşmış oldu. Yine de performansından bir şey kaybetmeyen Burak Başlık Bahadır Özcan ikilisi yarışı genel klasman ikincisi olarak tamamlarken iniş karakterli olan Power Stage etabında harika bir tempoyla en iyi zamanı elde ettiler ve 3 ekstra puanın sahibi oldular. İkili aynı zamanda Rally 4 R2 klasmanını ve yarışın 2 çeker klasmanını da kazanmayı başardı. Yarış çok güzel geçti. Dün yarışa zaten gayet hızlı başladık. Lider olarak ilk etabın sonunda başladık. Fatih Kara'yla çok yakın rekabet içindeydik. Dün 6 etap vardı. Çok yakın böyle 1-2 saniye içinde mücadele ederek gidiyorduk. Ondan sonra son 6. etapta etabın ortasında lastik patlattım. Patlak lastikle gittim. Yaklaşık bir 50-55 saniye zaman kaybettim. Onun için birincilikten uzaklaşmış oldum. Bugün tekrar devam ettik. İkinci olarak başladım güne. Son etapta da aynı dün benim başıma gelen gibi bir talihsizlik. Rakibim Fatih Kara'nın aracında bir problem olunca ben tekrar liderliğe yükseldim. Power Stage'i de kazandık. İki çekeri de kazandık. Sınıfımızı da kazandık. Kendi evimizde kazanmış olmak ekstra bize mutluluk verdi. Sezonumuzun önümüzdeki yarışlarda görüşmek üzere. Herkese bol şans diliyorum. Geçtiğimiz sezonlara göre en yüksek performans artışı yaşayan ekiplerin başında gelen Erol Akbaş, Egemen Dural ikilisi de yarış boyunca genelde ilk 3 içerisinde zamanlara imza attı. İlk yarış olan Bodrum Rally'sinde Fiesta Rally Cup'ı kazanan ikili istikrarlı bir pilotajla 2022 Yeşilbursa Rally'sinde de kürsüde yer almayı başardı ve yarışı genel klasmanda 3. sırada tamamladı. Ekip Rally 3 klasmanında da ikinciliğin sahibi olurken Rally'nin sınıf 3 klasmanında da 2. sırada yer aldılar. Oldukça zorlu bir yarıştı. İlk gün bizim için daha iyi geçti. İlk gün etaplara daha hızlı alıştık. Daha iyi performans gösterdik. Son gün ise bugünün ilk etabında Hüseyin Alan'da biraz zorlandık. Bir spin attık. Mıcırlı yolları kestirmek, öngörmek ve aracın pozisyonunu ona göre ayarlamak bizim için oldukça zor oldu. Biraz daha kendimizi geliştirmemiz gerektiğini düşündük. Ama genel olarak baktığımızda bizim için başarılı bir yarıştı. Güzel bir tecrübeydi. Fiesta Rally Cup'ta 3. olduk. Kendi klasmanımızda 2. olduk. Bunu önümüzdeki rallilerde de taşımayı istiyoruz. İnşallah bakalım, önümüzde Eskişehir Rally'si var. Orada daha başarılı bir sonuç elde edeceğiz. Fiesta Rally Cup'ın son şampiyonları Kaan Karamanoğlu ve Oytun Albayrak da yarış boyunca yüksek performans gösteren ekiplerdendi. Yarış boyunca Erol Akbaş'la üçüncülük mücadelesi veren Kaan, yarışın son etabında rakibinin temposuna ayak uyduramadı ve sadece 6.3 saniye farkla yarışı 4. sırada tamamladı. Kaan Oytun ikilisi bu sonuçla Rally 4 R2 klasmanını da 2. sırada tamamlamış oldu. 10 line. Max right, 10 short 6 right, 10 short 5 right and max left, and max right, and max right, 10 short 6 left, 20 line, short 4 plus left, and easy, 3 plus right. Bu yarış yer yer şanssız anlar yaşayan Ansunman, Mehmet Akif Yalçın kopilotluğunda mücadele ettiği Yeşilbursa Rally'sinde ilk kez asfalt zeminde 4 çeker Fiesta Rally 3'ünü kullanıyordu. Her geçen etapta aracına daha da alışmışa benzeyen Ant Mehmet Akif ikilisi yarışı genel klasmanda 5. sırada tamamladı. Genç ekip Rally 3 klasmanında ise 3.'lüğün sahibi oldu. İlk günün ilk loopunda biraz etapların nabzını alarak başladık. İkinci loopta da atağa geçmek istiyorduk. Hedefimiz Fiesta Rally Cup'ta ilk 3'te, kategorimizde de ilk 2'de bitirmekti.
Ama kaderin bizim için başka bir planı vardı. Normal etapta kaputumuzun otoyolda üstümüze açılması sonucu ön camımız çok ciddi hasar aldı. Önümüzü çok göremez bir duruma geldik ikinci lupta ve bu sebeple biraz daha temkinli gitmek durumunda kaldık. Bunun yanında ikinci lupun son etabında bir yol dışıyla 30 saniyede vakit kaybederek sıralamada çok geriye düştük. Bir şekilde kategorimizde üçüncülüğü koruyorduk. İkinci günde de bunu korumaya devam edecektik. İkinci günün ilk etabında biraz fazla hata yaparak bu lead'imizi kaybettik. Ama son etapta biraz daha agresif bir sürüşle kategorimizi üçüncü bir şekilde tamamlayabildik. Fiesta Rally Cup Rally 3 kategorisinde de üçüncülüğü aldık. Power Stage'den de galiba biraz bir puan aldık. Bizim için biraz zarar mitigasyonuydu. Ama aldığımız sonuçlardan memnunuz bütün bu başımıza gelen şanssızlıkları düşündükten sonra. En büyük teşekkürler sponsorlarımız Galata Taşımacılık ve Klasis AŞ'ye. Onlar sayesinde start alıp finish'e gelebildik. Onların destekleriyle de sezonun kalanında yarışmaya devam edeceğiz. Ayrıca Castrol For Team Türkiye'ye çok teşekkürler. Bizi destekleyen herkese de çok selamlar. Eskişehir Rally'sinde görüşmek üzere. Fiesta Rally 3'ü asfaltta ilk kez kullanan bir başka isim ise Efe Ünver'di. Tecrübeli kopilot Bahadır Gücenmez'le yarışa katılan genç pilot, yarış boyunca istikrarlı bir tempo tutturdu. Yer yer ilk 3'ü zorlayan zamanlara imza atan ikili, yarışı genel klasmanda 6. sırada tamamladı. Ekip 4 çeker Fiesta Rally 3'lerin yer aldığı Rally 3 klasmanında ise 4. sırada finiş gördü. Sağ 1.50. Dikkat, sol 5 çok bozuk, lastiği kolla. Dikkat, sol 5 çok bozuk, lastiği kolla. Artı sağ 1'den 2 uçağı uzun. 20, sağ 2, artı sol 1. Dibi sol 4.5 fıcır. Kuponlarla afişler alınıyoruz bu yarışı. Kupasız tamamlıyor. Teşekkürler. Fiesta Rally Cup'ın yanında Oğuz Gürsel Rally Kupası'nda da mücadele eden ve kupanın iddialı isimlerinden olan Hakan Gürel de yarışı sorunsuz tamamlayanlar arasında yer aldı. Çağatay Kolaylı kopilotluğunda yarışan tecrübeli isim Fiesta Rally Cup genel klasmanında 7. sırada finiş görürken Rally 4 R2 klasmanında 3.lüğün sahibi oldu. Ekip Oğuz Gürsel Rally Kupası'nda ise harika bir başarıya imza atarak yarışı Fiesta R2'sinden çok daha güçlü 4 çeker otomobillere karşı genel klasmanda 1. olarak tamamladı ve Bodrum'daki başarısını tekrarlamış oldu. Bizim için çok keyifliydi. Ciddi çekişme vardı. Güzel bir yarış oldu. Güzel bitirdik. Tosfet'te 1 bitirdik. Katiki'de 1 bitirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Çağlayan, bu sezon yarışmaya başladığı Fiesta R2 T'sine her geçen yarışta daha da alışan Efe Albağlar istikrarlı bir tempoyla yarışı sürdürdü. Ersin Ören kopilotluğunda yarışan Efe, 10 özel etaptan oluşan Yeşil Bursa Rally'sini Fiesta Rally Cup genel klasmanında 8. olarak tamamladı. İkili Rally 4 R2 klasmanında ise 4.lüğün sahibi oldu. Bu arabayla ilk asfalt deneyimimiz oldu. Keyifli, zaten Bursa'yı çok seviyoruz. Mıcırlı ama aynı zamanda keyif aldığımız bir yarış bu. Arabayı tanımayı da geçti açıkçası. Önümüzdeki rakiplerimiz de makasına kadar çabuk kapatırsak o kadar iyi olacak. Herkesi tekrar teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İlk günü 10. sırada tamamlayan Cem Yudulmaz, Ali Emre Yılmaz ikilisi ise ikinci gün tempolarını biraz daha arttıranlardandı. Kalan 4 etapta daha iyi zamanlara imza atan ekip, yarışı genel klasmanda 1 sıra yükselerek 9. sırada ve Rally 4 R2 klasmanında 5. sırada tamamladı. Yarışımız güzel geçti yani, çünkü dereceye girebildik bizim için ilk defa bu sene ikinci yarış, ama memnunuz ya, patladı, herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Tabi biraz tehdit geldi ama olacak böyle şeyler, biliyorsunuz. İlk kez 4 çeker Fiesta Rally 3 kullanan Levent Çapçılar için bu yarış alışma süreciydi. Deniz Gümüş kopilotluğunda mücadele eden İzmirli pilot, öncelikli olarak yeni otomobiliyle maksimum kilometre yapma üzerine kurulu bir stratejiyle mücadele etti.
Bu amacında da başarılı olan ekip sorunsuz bir yarış geçirerek finişe 10. sırada ulaştı. Ekip Rally 3 klasmanında ise 5. sıranın sahibi oldu. Esprili branding tasarımıyla dikkat çeken Erdem İlbaylı da yarışı sorunsuz atlatan ekiplerdendi. Özellikle ikinci geçişlerde etapların iyice kirlenmesiyle hata riskinin arttığı bir yarış olan Yeşil Bursa Rallisi'nde Soner Çevik kopilotluğunda yarışan Erdem yarışı 11. sırada tamamladı. Erdem Soner ikilisi bu sonuçla birlikte Rally 4 R2 klasmanında da 6. sıranın sahibi olarak sezon için kıymetli puanlar aldılar. Bizim için güzel bir yarış oldu. Güzel bir asfalt testi yaptık. Otomobilimizle ilk defa bir asfaltta yarıştık. Sonuç olarak memnunuz. Genel klasman 6. ve kategorimizde 4. bitirdik. Çalışanı olduğum AGESA Hayat Emekliliğe destekleri için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. 2021 sezonunda Türkiye tırmanma kategori 1 şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan Taner Oruç, bu sezon yeni satın aldığı Fiesta R2'si ile ilk kez Fiesta Rally Cup'a katılan ekiplerden oldu. Yeni otomobiline alışma sürecinde olan ve temkinli bir pilotaj sergileyen ev sahibi pilot, Yusuf Çelik ile katıldığı Yeşil Bursa Rally'sini 12. sırada tamamladı ve Rally 4 R2 klasmanında 7.liğin sahibi oldu. SD-R1 klasmanının istikrarlı pilotu Cevdet Yıldırım ve Drive to the Future projesinden tanıdığımız kopilotu Mert Kaya da yine Fiesta R1'leriyle istikrarlı tempolarıyla yarışı tamamlamayı başardı. Fiesta Rally Cup'ı 13. sırada tamamlayan ikili SD-R1 klasmanında ise zirvenin sahibi oldu ve bu klasmandaki iddiasını bir kez daha gösterdi. Yarış güzel geçti. Bir tek son etapta bir başlangıçta bir yağmura kaldık biraz ama sonra kurudu. Genel olarak güzeldi, problemsiz geçti. Sınıfımızda 1 bitirdik, genel klasmanda 7 bitirdik. İyi bir yarıştı bizim için, tecrübe oldu. Biraz da Mert'e vereyim, Mert anlatsın. Ya pilotumun dediği gibi her şey bizim için güzel bir yarıştı. Rally'nin ilk etabında yalnızca biraz tempomuzu düşük tuttuk. Orada bir fark açıldı. Onun dışında yakaladık önümüzdeki rakiplerimizi. Kategorimizde 1. genel klasmanda 7. Fiesta Rally Cup ve Rally 1 kategorisi 1.'si olduk. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Yarışa İran'dan katılan Saber Hosravi ve kopilotu Ahmet Menşt de yarışa renk katan en özel isimlerdendi. Bu sezon ilk kez bir yabancı ekibe ev sahipliği yapan Fiesta Rally Cup'ta Fiesta R1T ile mücadele eden ekip yarış boyunca temkinli bir pilotaj sergiledi. Yarışı 14. sırada tamamlayan ikili SD-R1 klasmanında 2. sırada finişe ulaştı ve sezonun kalanı için önemli tecrübeler elde etmiş oldu. It was a good one. It was a new experience for both of us from Iran. The rally was an asphalt one and it was so much different from rallies in Middle East. Yarışın ilk günü yaşadığı mekanik arıza sebebiyle 10 dakikadan fazla zaman kaybeden Kemal Çetinkaya, Tolga Tezeken ikilisi de ikinci gün temposunu arttıranlar arasındaydı. Peş peşe iyi zamanlara imza atan İzmirli ekip tam istediği tempoyu bulmuşken bu sefer de yarışın sonunda aniden bastıran yağmura yakalandı ve yeniden tempo düşürmek zorunda kaldı. Kemal Tolga ikilisi yarışı genel klasmanda 15. ve SD-R1 klasmanında 3. sırada tamamladı. Sezona iyi bir başlangıç yapamamıştık Bodrum Rally'sinde. Buraya ciddi bir hazırlık döneminden geçerek geldik. Buna rağmen ufak bir problemle başladık. Bu da ciddi bir vakit kaybına sebep oldu dün ilk etapta.
Servis alanında problemimiz giderildi. Sonrasında devam ettik problemsiz bir şekilde. Fiesta Cup'ta ikinci kategorimizde dördüncülüğe kadar çıkabildik. Bize destek olan Ege Asal Metal Motorspor'a çok teşekkür ediyoruz. Bunun yanında destek olan servisimiz Ford Rally Sport Türkiye, hepsine minnettarız. Kemal Gamgam, Orkun Demir ikilisi de yarışı tamamlamayı başaran son ekip oldular. Ekip yarışı Fiesta Rally Cup genel klasmanında 16. ve SD R1 klasmanında 4. sırada tamamladı. Birinci gün birinci etapta ufak bir hata yaptık, 29 dakika kaybettik. Ondan sonrası bir ufak da arıza çıktı orada. Onu servisle hallettiler, ondan sonra gayet güzel yarışı bitirdik. Harikaydı. Her şey çok güzeldi. Kazasız belasız bir yarış oldu. Herkese geçmiş olsun. Teşekkürler. Ve işte 2022 Yeşil Bursa Rallisi'nin genel klasmanı. Serhan Türkkan, Koray Akgün ikilisi bu sezonun ilk birinciliğini alırken ev sahibi Burak Başlık ve kopilotu Bahadır Özcan ikinci sırada, bir başka ev sahibi Erol Akbaş ve kopilotu Egemen Dural ise kürsünün son basamağında yer aldı. Serhan Türkkan bu yarış aldığı birincilikle birlikte liderliğe yükseldi. Erol Akbaş ikinci sıraya gerilerken Burak Başlık ilk yarışı tamamlayamamış olsa da bu yarış kazandığı puanlar onu üçüncü sıraya taşıdı. Serhan Türkkan Rally 3 klasmanında da zirvede. Kaan Karamanoğlu Rally 4 R2 klasmanında birinciliğini koruyor. İlk yarışı puansız kapatan Cevdet Yıldırım bu yarışta liderliğe yükseldi. Fiesta Rally Cup'ta sezonun bir sonraki yarışı 24-25 Haziran tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek. Herkesi bu heyecana ortak olmak için Eskişehir'e bekliyoruz. Bir sonraki yarışta görüşmek üzere.